Bu videoda bilimsel yöntem nedir bunu konuşacağız. İsmi sizi korkutmasın. Kulağa biraz korkutucu geliyor olabilir ama konunun içine girdikçe ve öğrendikçe bunun aslında dünyamızı daha iyi anlayabilmek için ve anladıkça da kendimizi daha iyi hissedebilmemiz için çok önemli ve güzel bir konu olduğunu göreceksiniz. Şimdi elle tutulur bir örnek seçelim ve bilimsel yöntemin adımlarının tek tek üzerinden geçelim. Bunu yaparken her adımın bir diğerinden farklı değerlendirildiğini ama gün sonunda her şeyin gerçek bir olayı gözlemleyip, bu olayın ortaya çıkışıyla ilgili açıklamalar üretip, bu açıklamaları test edip, doğru olup olmadıklarını gördükten sonra doğru olmamaları durumunda başka bir açıklama bulup, her seferinde olayın biraz daha fazlasını açıklamaya çalışmaktan ibaret olduğunu öğreneceğiz. O zaman bir örnekle başlayalım. Diyelim ki soğuk bir yerde yaşıyorsunuz, yüksek bir yer olabilir İç Anadolu veya Doğu Anadolu'da ama gelin bu sefer farklı bir yerden örnek verelim. Mesela Kanada'nın kuzeyi olsun. Soğuk olduğu garanti. Yaşadığınız yer varsayalım ki kumsala yakın ve evinizin yakınında da küçücük bir göl var. Kışın gölün okyanusa göre daha çabuk donduğunu gözlemlediniz. Üstelik gölün donduğu sıcaklıklar okyanusun donduğu sıcaklıklardan daha da yüksek. Tam tersi olmalıydı gibi geliyor öyle değil mi? Evet böyle bir gözlem yaptınız. Birinci adım neymiş? Gözlem. Her şey iyi gözlem yapmakla başlar, bunu unutmayın. Bu örnekteki gözlemimiz ise gölün okyanusa göre daha yüksek sıcaklıklarda ve daha erken donduğu. Bilimsel yöntemin ikinci adımı, bu arada her şey bu kadar sıkı bir düzende olmak zorunda değil, önemli olan bilimsel yöntemde nasıl bir sırayla düşündüğümüzü anlamanız. Neyse, kaldığımız yerden devam edecek olursak ikinci adımda soru sorarsınız. Neden? Bu örnekteki soru göl okyanusa göre neden daha yüksek sıcaklıklarda ve daha hızlı donuyor? Bu noktadan sonra bu soruya cevap vermeye çalışırsınız. Bilimsel yöntemde bu adımda ne yapıldığı, yani yapılan açıklamanın nasıl olduğu çok önemlidir. Açıklamanın test edilebilir olması gerekir. Evet, bilimsel yöntemin yapı taşlarından biri bu test edilebilir açıklamadır ve biz de buna hipotez diyoruz. Hipotez Örneğimize geri dönecek olursak buradaki test edilebilir açıklama okyanusun tuzlu, gölün ise tatlı suya sahip olması yüzünden tuzlu suyun donma noktası tatlı suya göre daha düşüktür olabilir. Burada tuzlu suyun donması için daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bu cümle iyi bir hipotezdir. Doğru olup olmadığı henüz deneyi yapmadığımız için bu aşamada çok da önemli değil. Önemli olan bu cümlenin doğru olup olmadığını test edebilecek bir deneyi yapabilecek olmamız. Peki sizce kötü bir hipotez ya da bilimsel yöntem dahilinde değerlendiremeyeceğimiz bir açıklamaya örnek ne olabilir? Mesela bu gölün aslında sihirli olduğunu, yakınlarda göldeki suyun çabuk donmasını sağlayan bir perinin yaşadığını söyleyecek olursanız, bu açıklamanın iyi olmamasının sebebi test edilebilir olmamasıdır. Çünkü bir periden bahsediliyor ve bu periyi sihir yapmaya nasıl ikna edeceğimizi bilmiyoruz. Hatta periyi görmediniz. Yani umarım görmediniz yoksa sorun daha da büyük olabilir. Söylemeye çalıştığım şey gözlemlenemeyen bir açıklama üzerinden hipotez üretemeyiz. Bu açıklama bir gözleme dayanmıyor ve bilimsel yöntem içinde iyi bir hipotez değil. Evet bunun üzerine çiziyorum ve test edilebilir açıklamamıza yani hipotezimize geri dönüyorum. Tuzlu suyun donma noktası tatlı suya göre daha düşüktür. Sonra bu açıklamaya dayanarak bir tahmin yaparsınız. Başka bir deyişle yapacağınız deneyi tasarlamaya başlarsınız. Farklı bir renkle yazıyorum. Deneyi tasarla. Bundan sonra deneyin adımları olarak da görebileceğimiz iki şey var. Mesela okyanusta dalgalar var. Tekneler hatta kocaman gemiler de olabilir. Tüm bunlar buzların kırılmasına sebep olabilir ve sonuç olarak buz oluşumunu etkileyebilir öyle değil mi? Ama benim için önemli olan değişken sadece tuz yani suyun tuzlu olup olmadığı sorusunu izole edip diğer tüm değişkenleri kontrol altına almam gerekiyor. Az önce söylediğim gibi gölün daha önce donmasına sebep olabilecek diğer tüm açıklamaları elemeye çalışacağım. Bunun için kontrollü bir ortamda elime iki tane bardak alarak deneye başlayabilirim. Evet bu birincisi, bu da ikincisi. Şimdi bu bardakların içine su koyacağım hatta damıtılmış su kullanacağım. Damıtılmış su demek, buharlaşma yoluyla saflığını bozan şeylerden kurtulmuş saf su demektir. İkinci bardağa da damıtılmış su koyuyorum ama buna biraz da tuz ekliyorum. Bu bardakta damıtılmış yani tatlı su var. Hatta bu su gölde bulabileceğinizden bile daha tatlıdır. Burada ise tuzlu su var. Tuz normalde suyun içinde görülmez tabi. Bunu hepimiz biliyoruz ama aradaki farkı gösterebilmek için böyle noktalar yaptım. Şimdi bir tahmin yapacağız. Hatta bu dördüncü adıma geldiğimiz anlamına geliyor. Tahmin. Tatlı suyun tuzlu suya göre daha yüksek bir sıcaklıkta donacağını tahmin ediyoruz. Yazıyorum. Tatlı su 0 derece Celsius'ta donar. Bunu biliyoruz. Tuzlu su ise donmaz. Yani donmayacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra da yaptığımız bu tahmini test etmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Mesela sıcaklığının 0 derece olduğundan emin olduğumuz bir dondurucu kullanabiliriz. Bu iki bardağı alır dondurucuya koyar ve bekleriz. Bu arada suların içindeki tuz dışında geriye kalan her şeyin aynı olması gerekir. Aynı bardak, aynı damıtılmış su, aynı doluluk oranı, aynı yüzey alanı, bardağın hangi malzemeden yapıldığı suyun miktarı diğer tüm değişkenleri kontrol altında tutmalıyız. Aradan bir gece geçtikten sonra eğer tatlı su donmuş ve tuzlu su donmamışsa test edilebilir açıklamamız yani hipotezimiz doğrulanmış demektir. Yani deneyimizin sonucu bize gösteriyor ki tuzlu suyun donma noktası tatlı suya göre daha düşüktür. Eğer donmazsa da ya da ikisi birden donarsa da yaptığımız açıklamanın yani hipotezimizin yeteri kadar iyi bir hipotez olmadığı sonucuna ulaşırız. Bundan sonra da okyanusun neden daha düşük sıcaklıklarda donduğuna dair başka bir açıklama bulmamız gerekir. Ya da belki açıklama budur ama yaptığımız deney yeterli değildir. Tuzlu su ne zaman donar? Dalgaların bu gözlem üzerinde bir etkisi var mı? Ya da rüzgar? Eğer deneyinizin sonucu bu olursa, düzeltme ve tekrar etme adımlarıyla devam etmelisiniz. Bu deneyde öğrendiğiniz şeylere dayanarak yaptıklarınızı tekrar edersiniz ve test edilebilir açıklamalarınız daha düzgün olur. Hatta tatlı su ve tuzlu su arasındaki farkı daha iyi anlayabileceğiniz başka deneylerde tasarlayabilirsiniz. Mesela tuzun suyun donması üzerindeki etkilerinin ne olduğunu daha detaylı inceleyebilirsiniz. Evet işte bilimsel yöntem bu kadar basit. Aslında bunun bize çok yabancı bir şey olmadığının da bir kere daha altını çizmek istiyorum. Neredeyse mantıklı düşünmeyle aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Gözlemlediğiniz bir şeyle alakalı test edilebilir bir açıklama yapar, bu açıklamayı test ederek deneyinizden elde edeceğiniz verilerin yaptığınız açıklamayı destekleyip desteklemediğini görürsünüz. Açıklamalarınız ya da deneylerinizi düzelterek Gözlemlediğiniz olay hakkında daha fazla bilgi elde edersiniz. Bunun evet bence göl okyanus'tan daha önce donuyor çünkü okyanusun suyu tuzlu, gölün ise tatlı demekten daha iyi olmasının sebebi bence demenize gerek kalmamış olmasıdır. Neden mi? Çünkü bu olayı açıklayan başka birçok sebep olabilir ve siz sadece içgüdülerinize güvenemezsiniz. Diyelim ki içgüdülerinize çok güveniyorsunuz ve çok iyi bir tahmincisiniz. İçgüdüleriniz %95 doğru olabilir ama yanlış olduğu %5 içinde dünya hakkında doğru olmayan açıklamalar ya da varsayımlar yapıyor olursunuz. Sizi dinleyip sizden öğrenen insanlar olacağı için dünyamızla ilgili bilgilerin temelleri sağlam olmaz. İşte bilimsel yöntem bu temelin sağlam olmasını amaçlar. Bu özü söz ile dersi burada noktalayıp şimdi sizi bilimsel yöntemin babası ya da babalarından biri olarak kabul edilen beyefendiyle baş başa bırakmak istiyorum. Kendisi bin yıl kadar önce bugün Irak'a ait olan topraklarda yaşamış. Ünlü bir astronom, fizikçi ve matematikçi olan İbni Heysem'dir. Kendisine ait bu söz son derece önemli ve bugün bile hala geçerli. Bilim insanlarının bulduklarını araştıran tüm insanlar eğer doğruyu öğrenmeyi amaçlıyorlarsa okuduklarına düşmanlaşıp onlara her yönden saldırmalıdırlar. Hatta bu işi yaparken kendisinden de şüphe ederek tüm ön ve müsamahadan kurtulmalıdırlar. Hasan İbni Heysem ya da Latin dünyasındaki adıyla Alhazen. İbni Heysem kısacası her zaman şüpheci olmamız gerektiğini vurguluyor. Ona göre sadece başkalarının yaptıklarını incelerken ya da yazdıklarını okurken değil, kendi bilgimizden hatta kendi kendimizden bile şüphe etmeliyiz. Unutmayın biz bilim adamıyız Bilimsel yöntemin başka bir özelliği ise, eğer biri size bir hipotezi olduğunu ve deneyler sonucu bir sonuç elde ettiğini söylerse, bunun iyi bir test ve iyi bir hipotez olabilmesi için deneyin tekrar edilebilir olması gereğidir. Yani bu her 100 senede bir ya da arada sırada olan bir şey olmamalı. Bu bakımdan tekrar edilebilir olması çok ama çok önemli. Çünkü bu durumda şüphecilikle yaklaşan başka bir bilim insanının da söylenenlere körü körüne inanmak yerine bu deneyi tekrarlayabiliyor olması gerekir.